Merhabalar kıymetli dostlar. Ottoman Empire'la 5. bölüme geldik. Nerede kalmıştık en son? Bakalım. İsyancılara toprak vermiştik. İsyancılara toprak vermemizdeki gaye tabii tampon oluşturmakta. Bu güzel bir hamle oldu. Şimdi Avusturya'yla savaşlarımıza devam edeceğiz. Müzmin bir şekilde savaşlar devam edecektir. Şimdi ordumuza bir bakalım. Ordumuz hasar görmüş. Kavgadan yeni çıkmış. Yaralı bir orduya sahibiz. Baltacı Mehmet Paşa başta. Efendim, emirleriniz? Damat Ali Paşa var. Damat Ali Paşa da orada bekliyor. O da hasar almış bir orduya sahip. Gazi bir orduya sahip. Onun dışında vergi almadığımız, muaf tuttuğumuz bölgeler var. Onlar kalsın şimdilik. Ülfiyet kurduğumuz devletler de var tabii ki. Ülfiyet kurduğumuz devletler var. Mesela Britanya ile, Babür ile, Maratha ile, Prusya ile ticaret ülfiyeti kurduk. Bu şekilde devam edecek. Beyhude bir hareket değil yani. Gayet yerinde hareketler. Gerekli, zaruri anlaşmalar bunlar. Beyhude değil yani kesinlikle. Neyse bu turu geçelim. Evet, yeni mevsim, yeni bir tur. Şimdi Adriyatik Denizi'ndeki dönem malarımız Limbaragas Karagaris. Yunan asıllı kaptanımızı, reisimizi, denizlerin reisini geriye çekiyoruz. Haçların limanlarını blok ettik. Biliyorsunuz Kırım'dan giden bir fare Avrupa limanlarına ulaşmıştı ticaret yollarıyla ve Avrupa'da veba salgınına sebebiyet vermişti 1400'lü yıllarda. Bu da Osmanlı'nın Avrupa'da ilerlemesini daha kolaylaştırmıştı. Bunu neden söyledik? Bunu söylememizdeki sebep tasvir ederek oynuyoruz. Tasvir ederek oynuyoruz ki daha zevkli olsun diye. Şimdi Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. savaş yine savaş olacaktır. Yaralı bir ordu. Yaralı bir Efendim, ordu. emirleriniz? İyileşmesi Hazırlanın. lazım. Marş. Baltacı Mehmet Paşa ve damat Ali Paşa'yı Hazırlanın. takviyeler getirtmemiz lazım onların ordularına. 18 biber toplarımız var. Bu topları çıkarmaya devam edeceğiz. 18 biberlik toplardan çıkarmaya devam edeceğiz. Evet efendim. Çıkacak o yarım toplar var. Bunları iptal edebiliriz. Efendim, Sabit topa emirleriniz? ihtiyacım yok. Daha hareket kabiliyeti yüksek toplar kullanmamız lazım. Haçlılarla olan kavgalarımız için. Kanlı çarpışmalarımız için. Bu çarpışmalar tabii ki gerek Türk cephesi için, gerek Avrupa cephesi için adam kaybına sebebiyet veriyor. Erkekler cepheye sürülüyor ve Osmanlı kılıçları tabii daha hafif. Osmanlı kılıçları daha hafif. Böyle askerlere Hazırlanın. baktığımız zaman Osmanlı'nın kılıçlarının daha hafif, daha çevik olduğunu görmek mümkün. Peki sizce çeviklik mi önemli? Yoksa Avrupa kılıcı gibi ağır olup güçlü olması mı önemli? Bence çevik olması, hızlı olması daha önemli. Çünkü hızlı olduğu zaman ilk hamleyi siz yapabiliyorsunuz ve böylece öne geçmiş oluyorsunuz. O yüzden hızlı olması daha önemli. Kılıç konusunda Osmanlılar dönemin en iyisiydi yani.
Top konusunda da öyleydi. Ama tabii artık 1700 yılındayız. 1700 yılında artık bir gerileme söz konusu. Ama 1700'e kadar müthiş bir yükselme söz konusu. İnşallahu Teala. Ecdadımızın seferleri bayağı sürdü yani. Bayağı bir seferleri oldu. Fransızlar nereye ele geçirmiş? Fransızlar Hollanda'yı ele geçirmiş. Fransızların da Avrupa'da bir ilerleyişi söz konusu. 30 yıl savaşları, Vesfalya anlaşmaları falan Avrupa'nın da şekilli yeniden belirleniyor diyebiliriz. Canınızı kurtarın. Şimdi savaş yapılması lazım. Katledin onları. Zafer bizim. Marş. Hazırlanın. İleri marş. Topları gönderiyoruz. Marş. 18 birlik topları. Mora Yarımadası'nda asayişi sağladık sayılır. Medrese inşa etmiştik halkı İslam'a çekmeye. Uhrevi ve dünyevi saadetlerini sağlamaya çalışıyorduk. Bakalım yani. İnsan tam değil mi de tam bir dinleyecektir. Nereye yatırım yapalım şimdi? İmar mı yapalım? Ordumu çıkartalım. Doğu'yu zaten güvenceye aldık. Doğu'da ordu finanse etmemize gerek yok. Bakalım. Şu an denizden bir saldırı olmayacaktır. Adriyatik denizimizi kontrolümüz altına aldık zaten. Kara orduları için biraz daha takviye yapılabilir mi? Yani biraz daha takviye. Şu an Fuzuli gözüküyor. Avusturya orduları azalmış. Avusturya zaten kiminle savaşta bir kontrol edelim. Avusturya zaten Fransızlarla savaşa girmiş. Lehlerle savaşa girmiş. Almanlarla da savaşta. O yüzden Avusturya'nın birçok mıntıkada savaştığı için, birçok beldede savaştığı için Osmanlı cephesine teveccüh göstermesi mümkün olmayacaktır. Mümkün olsa bile tedricen olacaktır. Tedricen mümkün olacaktır. Şu an mümkün gözükmüyor. Sanayi kurulabilir yani. Sanayiden kastımız tabii ki atölyeler. Bir fabrikamız yok şu anda, daha fabrika kuracak seviyeye gelmedik. Loncalarımız var, atölyelerimiz var. Onlar kurulsun. Yani Osmanlı
merkantilizm yapmazdı. Osmanlı mallarını dışarıya satmazdı kolay kolay. Daha çok kendi halkını, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın desturuyla malları daha çok elinde tutup kendi halkını beslerdi. Kendi halkını beslemesi halkın daha zenginleşmesine sebebiyet verirdi. Ama tabii bu coğrafi keşiflerden sonra önemini kaybetmeye başladı. Yine mi gemi çıkardınız? Felaket. Yine gemi çıkarmışlar. Allah, yani çok yanlış ya. Bu Karadeniz için bu kadar savaşmaya gerek yok yani. Karadeniz için Ruslar çok istekli, arzulu. Bir saldırıya geçelim bakalım. O limanı iyi kapatmamız lazım. Alçaklık. O limanı iyi kapatmamız lazım da oraya bir gemi göndermemiz Baş ne lazım. efendim? Gemilerimizi gönderelim. Dur 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 dur. Bekletin. Şurada bekle. Şurada Burası bekle. kara efendim. Şurada bekle. Buradan bu tarafa geçemesinler. Yolu kapatalım. O boğazı kapatalım. Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Ve toplarımızı da Hazırım ve ordumuza emirlerinizi. emanet ettikten Hazırım ve sonra emirlerinizi artık bekliyorum. sefere çıkma vakti gelmiştir. Evet lordum. Topları emanet ettik. Düşman ne kadar düşman da bu şekilde Lordum. toplar emanet edildiğine göre artık Sonralar. taarruza kalkma vakti gelmiştir. Diğer İleri marş. ordumuza da gidebiliriz. İlla Ordu. Hazırım ve Damat Ali emirlerinizi Paşa ile bekliyorum. gitmemize gerek yok. Baltacı Mehmet Paşa ile de gidebiliriz. Vilayet köşkleri yaptım bayağı bir. Bu vilayet köşkleri de tabi sultana sadık valilerden oluşması lazım. Eyalet sistemi var zaten Osmanlı'da. Bu eyalet sistemi verginin daha fazla toplanmasına sebebiyet veriyor. Özerkliğin düşmesine sebebiyet veriyor. Bağımsızlığın özerkliğin düşmesine sebebiyet veriyor. Devlete daha bağımlı hale geliyor toprak. Düşüş söz konusu, bakın burada beynirlilik, toprak kaybettiğimiz için düşüşte o sıkıntı olmayacaktır. Onların hepsi düzelecek ileride zaten. Sıkıntı olmayacaktır. Donanmadan anlayan vezirlerimiz de var, güzel. 19 milyonluk bir nüfusa sahibiz. Avrupa üzerine salabileceğimiz erkek sayısı zannediyorum bir 5 milyon falan vardır. Yok, o kadar yoktur ya. O kadar yoktur, pardon. Yani o kadar yoktur da işte 400 bin kişi falan vardır yani. 400 bin kişi. 400 bin tane adamımızı Avrupa üzerine salabiliriz. Bey Köşkü inşa edeceğiz. Bey Köşkü. Mutlak monarşide saltanatta tabi kelleler giderdi falan yazıyor burada. Tabi emre itaat edilmediği sürece kelleler gidiyordu, doğru, ama sultanlar çoğu zaman haklı yere kızıyordu yani. Çoğu zaman haklı yere kızıyordu. Sultanlarımız çoğu zaman haklı yere öfkeleniyordu. Biz sultanlarımızın, ecdadımızın duacısıyız.
Gerek yani buradaki harem olsun, cariye meselesi olsun, sultanlarımızı haklı görüyoruz. Sarayın politikası, Avrupa üzerine düzenlenen seferler, Avrupa'dan alınan cariyeler sultanlarımıza helal olsun. O yüzden biz sultanlarımızın destekçisiyiz. Biz Kur'an'a göre Allah'ın izindeyiz. Müslümanız biz. O yüzden sultanlarımıza helal olsun o cariyeler. Kaç dakika olmuş acaba oynayalı? 16 dakika olmuş. Daha devam edelim mi ki oynamaya? Bilmiyorum ki. Yani sıkıldım ya ben. Burada bitiriyorum kıymetli dostlar. Artık bir dahaki bölümü de birkaç gün içinde çekeriz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle bereketle kalın.